Todak vs. Malvinas Gaming'in maçına hoş geldiniz. M4 Dünya Turnuvası'nın 4. maçındayız. Ve ilk ban olarak Van, Yiv, Glue ve Feni banını tercih etti iki takım. Şu anda ilk etapın son banını Todak'tan Momo yapacak. Bakalım ne banlayacaklar. Son ban olarak ne düşünüyorlar merak ediyorum açıkçası. Onların metasına pek hakim değiliz. Şu anda düşünüyorlar. Kendimi şöyle ortalayayım. Bazı arkadaşlar rahatsız olabilir. Şimdi şu an tamamen ortadayız. Ve ilk etabın son banı Todak tarafında Faramis oluyor. Bakalım karşılığında Malvinas Gaming de banlayacak. Şu anda bekliyorlar. Düşünüyorlar. Bakalım ne banlayacaklar. Ve ban geliyor burada. Joy ban'ı görebiliyoruz. First pick olarak ne tercih yapacaklar? Şu an Glue ban'lı. Ya Hayabusa ya da Cherry picklenebilir. Şu anda top metada 3 tane hero var. First pick'te tercih edilebilen. Bakalım beni şaşırtıp başka bir pick tercih yapabilecekler mi? Yapacaklar mı? Takımları bu arada araştırmadım arkadaşlar ama evet Kaja da first pick alınacak şampiyonlardan birisi. Ama bence Hayabusa'ya da Cherry alınması daha iyi olabilirdi. Şu anda Kaja'yı alarak birazcık hero saldılar ama yine almayabilirler. Çünkü Kaja gibi bir şampiyon salmışlar ve Cherry'yi tuttuğunda ya da Hayabusa'yı tuttuğunda rahatlıkla tekleyebilirler. O yüzden pikleme edebilir Malinas Gaming ve burada bir Farsa piki görüyoruz. Ardından Cherry pikini de görüyoruz. İşte demek istediğim bu olay arkadaşlar şu anki metada gerçekten en önemli piklerden birisi. Cherry, Farsa'nın zaten hasarlı biliyorsunuz. TR sorunları çok fazla piklenen şampiyonlardan birisi. Bakalım şu an Moon ve Momo'nun pikleri ne olacak Todak ekibinden? Karşılığında ne düşünüyorlar? Yiv banlamışlar. Valentin tercihi geldi burada. Peşine de bir Hayabusa görüyoruz. Şu anda bu arada maçı ben izlemedim arkadaşlar. Canlı olarak şu anda canlı yayındayım sunuyorum. Sunarken kaydediyorum bilginiz olsun. Maçı izleyip tekrarını işte pik yapmış şeklinde yorumlar gelmesin. İşte pikleri görüp tekrar yorumlamış şeklinde yorumlar gelmesin lütfen. Şu an canlı canlı atılması gereken pikleri söylüyorum sizlere ve M4 Dünya Turnuvası'nda o pikler atılıyor. Karşılığında son olarak Dragon'dan bir tercih gelecek. Bakalım ne tercih yapacaklar? Kaja Valentin Hayabusa'nın karşısına bir Frederin piki görüyoruz. Şu anda Step bir ban atacak takımı için, Malvinas Gaming için. Bakalım ne banlayacaklar. Şu anda çok sıkıntılı bir durum derken burada bir Beatrix banı görüyoruz. Rival takımı için bir ban atacak. Arka planın sesini kapatmışım. Farkında değilim kusura bakmayın. Şimdi geri açtım. Rival takım için bir ban atıyor. Rakibe ne banlayabilir diye düşünüyorum. Ve burada bir Grok banı görüyorum. Valentin varken Grok'u banlamaya bence gerek yoktu. Ama Hayabusa gibi bir şampiyon da almışlar. Hayabusa'nın ormanını darlayabilirler. Tamam orta oyundan sonra Valentin ve Kaja sayesinde Grok ultisini alıp güzel bir pozisyon yaratabilirler ama early game'de
Grom vermiş olduğu agresyonu atlatamazlardı. O yüzden Grok bandlamayı tercih etti şu anda Todak ekibi karşılığında. Bakalım Malvinas Gaming hangi bana atmayı tercih edecek. Şu anda bir gold lane, bir de XP lane banı gelmesi lazım. Derken burada bir Brody banı geliyor. Kikugas'tan bir Estes banı görüyoruz. Şu anda takımı için Step bir pick tercihi yapacak. Ben Matilda tercihi yapılabilir diye düşünüyorum Malvinas tarafında. Bakalım bir Matilda görebilecek miyim? Yoksa ağır bir tank mı tercih edecekler? Bence bu maçta Matilda olması gerekiyor rakibe göre. Derken bir Chu pick'i görüyoruz. Chu'yu büyük bir ihtimalle tankta oynar. Şu anda Rival ve Jikugas pick atacak Todak için. Bakalım ne alacaklar. Şu anda düşünüyorlar. Todak takımının son saniyeleri. Picklerini atması lazım. Bir Popo'nun kupa sesi duydum. Ardından ve Lapu Lapu geliyor XP koridoruna. Bakalım son pikten ne tercihi? Uranüs tercihi geliyor. Şu anda M4 turnuvasında ilk defa piklendi. İkinci maçta Uranüs banlanmıştı. Malvinas Gaming ve MDH Esports'a karşı oynanan maçta bir Uranüs banı görmüştük. Uranüs'ü M4'te görebileceğimi hiç düşünmemiştim. Ama bize bunu da gösterdiler. Bakalım nasıl bir oyun sergileyecekler. İki takım da güçlü takım arkadaşlar. Todak yine favorilerden. Bakalım neler yapacaklar. Şöyle kendimizi şuraya alalım. Oyuncular bu şekilde step derken hızlı bir şekilde maçımıza başladık. Şöyle kendimi de ortaya alıyorum. Hızlı bir şekilde maça da başladılar. And just work around that. Again, five-man rotation is going to be strong for them. Given the lineup that MVG Red ve Blue Buff'tan başlanmış. If they don't give the respect that rival demands, Harley and Joel. Şu anda iki takımın da pikleri iyi ama Malvinas Gaming'in bir tık daha iyi. Gold lane ve XP lane'de şu an ADC ve savaşçı kapışması var. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Şu anda koridorları değişmişler. Popol Kupa'yı XP lane'ine, Lapu'yu da Gold lane'e göndermişler. Kerry'nin karşısına. Bu bir taktik galiba. Kendilerince. Todak'ın bu maçı şu an kazanabileceğini düşünmüyorum. Ama bakalım ilerleyen dakikalarda beni şaşırtabilecekler mi? Şu an picklere baktığımda ve oyuna baktığımda daha bakın dakika 1. Malvinas Gaming'in kazanabileceğini düşünüyorum. Yüksek ihtimalle, yani %80 ihtimalle Malvinas Gaming kazanır diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Derken burada bir first blood gelecek mi? Hayabusa orada son şürikenlerini değiremedi. Hemen haritaya bakıyoruz. Freder'in yaklaşığı mid koridoruna. Kaja burada Uranüs'ü birazcık dürttü. Popol kuleye saldırıp kulenin burada farmını alıyor. Hayabusa hızlı bir biçimde Uranüs'ü kesip First Blood'ı takımına yazdırtıyor. Şu anda ilk skoru Hayabusa aldı. %50 canı var ve Turtle'a giriyor. Yeah.
Malvinas Gaming MDH maçı gibi oynamıyor şu anda. Ayabusa gölgesiyle hemen Turtle'ı alıp geri kaçıyor. Popov alt kuleyi resmen yemiş. Gerçekten resmen yemiş. Kupasını gönderdi. Minyonları hızlı hızlı alıp hemen kuleyi itecek. İlk kuleyi dakika 2.45'te, hatta 2.40'da almayı başarıyor Todak ekibi. Şimdi hemen base'ini atıp Popol üst koridora geçecek. Lapu'yu da alta gönderecek. Gördüğünüz gibi zaten Turtle da 80 saniye sonra alt koridorda çıkacak. Güzel bir taktik denediler ve başarılı oldu derken burada Kaja'dan bir flash ulti görüyoruz. Parsa'ya karşı, ardından Hayabusa ultisi. Burada Frederin Uranüs'ün üstünde kalıyor ve Uranüs'ü düşürüyorlar. Gerçekten Parsa orada şans eseri kurtuldu diyebiliriz. Hayabusa'nın gölgesi geride kaldı. Burada Kerry'e doğru bir fokus var. Ardından Chu'dan bir tekme geliyor ve Popol'u düşürüyorlar. Burada skor 2'ye 1 oluyor. Malvinas Gaming'in step oyuncusu Rummer'ı Chu çok güzel bir Chu flash kombosu yapıp Popol'u tekmeledi. Eğer tekmelemese Kerry ölebilirdi bir ihtimalle. Şu anda itemini tamamladı. İkinci itemi tamamladıktan sonra Popol'un artık bir şansı kalmayacak diyebilirim. Bakalım neler olacak. Riva şu anda pozisyon bekliyor. Valentin derken burada %7 amblemin çalıştığını görüyoruz. Çalıdayken bile Hayabusa'nın ultisi ve Valentin'in hasarıyla birlikte Chu'yu düşürüyorlar. Ve Farsa'nın da %50 canı kalıyor. Hızlı bir şekilde base atıyor hemen. Şöyle üst koridora da geldiler. Hemen Cherry'i düşürmeye çalışıyorlar. Burada Valentin'in Chu ultisi aldığını görüyoruz. Kaja ultisiyle birlikte giriyorlar ve 3 ultiyle burada Cherry'i düşürüyorlar. Ardından tabii ki Popov kuleyi yemeye devam ediyor ve ikinci kuleyi takımına kazandırtıyor. Dakika 4.20'de arkadaşlar. Çok pardon. Hayabusa da tabii ki fırsattan istifade, hemen Turtle'a girmiş. Uranüs görüş vermeye çalışacak mı? Girmiyor bile. Şu anda Todak bayağı bir öne geçti. Malvinas aşırı derecede geri düştü diyebilirim. Bu maçta bu kadar geri düşmeleri hiç beklediğim bir şey değildi. Popol gerçekten kuleyi yok ederek, Uranüs'ün early hasarı olmadığı için ve early savunması olmadığı için kuleyi rahatlıkla alabildiler. Bu arada iyi bir, güzel bir taktik denedi Todak. Beklenmedik bir taktikti. XP koridoruyla gold koridorunu değiştirmek. Popol kupa almasalardı böyle bir şey yapacaklarını ben düşünmüyorum. Çünkü kuleyi hızlı bir şekilde eritebilecek tek şampiyon diyebiliriz ya early'deki Popol kupa. Hemen burada Hayabusa Farsa'yı kesiyor. Peşine Kerry'i düşürüyor. Chu'nun şu anda canı çok az. Kaja gizlerini bastı. Burada Step'i de kesiyorlar. Ardından arka tarafta Frederin kaldı. Bakalım Prisma'nın tekmelediğini görüyorum. Burada Frederin'i de kesiyorlar. Ve ikinci kuleyi de, üçüncü kuleyi de, hatta dördüncü kuleyi de takımlarına kazandırıyorlar. Çünkü mid koridoru da gitmiş arkadaşlar. Şu anda mükemmel bir ezici üstünlük var Todak tarafında. Skor 8'e 1 ve 6700 gold öne geçmiş durumda şu anda takım. Todak 6800, 7K'ya ulaştı abi. 7K öne geçmiş durumda. Bu piklerle ezilmeleri gerçekten çok garip. Oyunun bütün mekanizmasını bozan tek bir şampiyon var, o da Popol oldu. Kuleleri yiyerek çok fazla farm attı. Şu anda Popol'un farmı çok fazladır. Göstermiyorlar ama gerçekten çok fazladır. Burada Smite'ını atlama başarılı olamadı. Yok pardon, çok özür diliyorum. Frederin almış. Hayabusa tabii ki yine 3. Turtle'ı da hızlı bir şekilde alacaktır. Frederin zaten Smite olmadığını biliyor. Level farkı, 2 level farkı var şu anda. Hatta 1 level'a düşürdüler. Ama Turtle aldığında yine 2 level'a çıkacaktır. Farsa arkadan ultiyi açtı ama burada Chu'yu kesiyorlar. Buraya Frederin girdi. Hayabusa Turtle alırken burada Kaja'yı düşürüyorlar. Skoru 9-2 yapıyorlar. Derken orada Popol'un köpeği ölmüş. Kupa ölmüş. Sıkıntı yok.
powerful tool, especially for Kaja players, to close that distance. I mean, yes, you would imagine that the initial gap closer. Valentin burada hemen görüşü alıp geri çıkıyor. Kule üstünlüğü şu anda Malvinas Gaming'de değil. O yüzden bir yere oynayacaklarsa en az 3-4 kişi oynamalılar. Bir kişi de ters koridoru ittirmeli. Ama Uranus ters koridoru yerine mid koridorunu ittiriyor şu anda. Üst koridoru galiba açabilecekler. Şu anda Valentin geri çıkmış durumda. Base atıyorlar. Frederick kuleye vuruyor. Kulenin canı az. Popol ve Kaja yaklaştı. Arka tarafta Lapu da geldi. Kaja'yı burada tuttuğunu görüyorum. Popol level ulti attı. Devamında Çuğ'dan çok güzel bir ulti geldi ama arka tarafta tabii ki Moon durumun farkında ve Farsa'yı düşürüyor. Çuğ ultisiyle peşine Hayabusa geliyor. Arka tarafta Kere'yi kestiler. Şu anda Uranüs hariç takımlarındaki herkes ölmüş durumda. Uranüs'ü de öldürmek istiyor rival ama Uranüs'ü öldürmek kolay değil. Bakalım neler yapacaklar. Popol gerçekten bir kule canavarı. Gerçekten bir kule canavarı. Hızlı bir şekilde bunu ultisini de bastı. Peşine kuleye gönderdi ve invitörün canını okudu. Kupa ölse de invitörü alçabildiler. Dakika 8.40'da. Kule savunmasıyla birlikte açtılar bir de. İnanabiliyor musunuz? Kule savunmasıyla Popol ve Kupa'nın gücü birleşip kuleyi yok etti adeta. Gerçekten hiç beklenmedik bir maç sergiliyor şu anda Todak ekibi. Hiç düşünmediğim bir maçtı. Bu şekilde olmaması gereken bir maçtı. Ben öyle düşünüyorum. Through the roof now. Look, even Yumsky deals more damage than Harley. I'm surprised that Moon is topping the charts. He's kind of killing it. It's terrifying. It's terrifying. Yeah, no. He's in everybody's faces, right? Hemen Blue Buff'ı zorluyorlar. Üst koridoru kazanmış durumda şu anda Malvinas Gaming. Lord'a girmeyecekler. Üstten bir kule daha almak istiyorlar. Lapu Lapu oraya yaklaşıyor ama şu burada durumun farkında. Lapu'yu kesemeyeceklerini anladıkları için geri çıkıyorlar. Kaja burada Frederick'e fokus şu anda. Popol hemen köpeğini yolladı. Uranüs'le birlikte geri çıkıyorlar. Lord'a girmediler. Ve burada Uranüs'ü kesiyor. Hayabusa ve Popol ikilisi. Farsa ulti atsa da bir şey değişmiyor. Ve Uranüs orada gözlerini yumuyor. Part of the map, right? So the rest of them can try to farm up, give items to Harley and Joe crew. But it's so hard when oyun içi tahmin etkinliğinde ben de Toda'ya vermiştim ama pik üstünlüğü normalde Malvinas'taydı ama kullanamadılar. Ve burada Çuğ'u da düşürdüler. Ardından Kiri kaçmaya çalışıyor ama burada kaçması pek mümkün olmayacak. Lapu Lapu hemen o yerinden kaçmaya çalışan Cherry'e fokus atıyor. Valentin Farsa ultisi açtı. Şu anda Cherry zaman kazanmaya çalışıyor ama nereye kadar kazanabilecek? Kaja ultisini attı. Ardından Popol'un ultisiyle birlikte burada Cherry'nin düştüğünü gördük. Farsa görüş vermeden hemen mid'i ultileyip geri çıkmayı tercih etti. Mid koridorunu almak istiyorlar. Todak risk almadan, oyunu daha fazla uzatmak istemeden direkt 12'yi bekliyor galiba. 12 Lord'unu alıp o şekilde yok edecekler. Çünkü 2 invitörü zaten açmışlar. Lord kafa atsın da, güçlü olsun da rahat bir şekilde oyunu bitirelim istemi var. Anladığım kadarıyla burada hemen Hayabusa'nın Çuğ'da kaldığını görüyoruz gölgesinin. Derken arka tarafta ufak bir donma oldu. Farsa'yı yine de kestiler. Cherry ile birlikte peşine burada Popol'u alıyorlar. Ardından Frederick düşüyor. Çuğ ile birlikte oyun burada galiba bitiyor arkadaşlar. Bu oyunu manyak geliyor Popol'dan, manyak. M4'ün 4. maçında ilk manyağı Popol ve Kupa atıyor Todak ekibinden. Gerçekten çok çekişmeli bir maçtı. Todak'ın, daha doğrusu çekişmeli diyorum, Todak için kolay bir maçtı. Taktikleri gerçekten garipti ama başarılı oldu. Normalde ADC
Gold lane'de oynar ama Popol Kupa tercihi yaptıkları için alt koridora XP'ye gönderdiler. Ve kuleyi Uranüs'e karşı rahat bir şekilde aldı. Ardından sweep atarak üst kuleyi de açıp oyunun bütün kilit noktasını mid'e topladı. Ve mid'den de yararak oyunu kazandılar arkadaşlar. Bu maçın kazanırı da Todak oldu. Gerçekten eğlenceli bir maçtı.